Selamun Aleyküm arkadaşlar ve nihayet Galatasaray ligde 42 gün sonra puanla tanıştı. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar tam 42 gün sonra Galatasaray ligde ilk puanını aldı. Uzun bir süreden beri Galatasaray puana hasretti Alanya Spor Deplasmanı'nda ki çok kişinin çok kişi demeyelim aslında malum hainlerin, puşların, şerefsizlerin, kansızların Galatasaray yenilsin diye dua ettikleri bir maçta ki Alanya deplasmanı Galatasaray için zorluk derecesi yüksek maçlardan biriydi. Galatasaray kaybetsin diye de dediğim gibi dua ettikleri bu maçta öyle ya da böyle Galatasaray e, İyi mi oynadı, kötü mü oynadı o tartışılır. Onu da zaten konuşmaya da gerek yok. Asıl olan da puan olduğuna göre Galatasaray bir puanı aldı. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya bir puan neye yarar abi bizim için bir puan mı? Tabii ki şimdi biz burada puanın birliğini, üçlüğünü falan konuşacak durumda değiliz. Çünkü Galatasaray'ın daha haftalardan beri söylüyoruz arkadaşlar nasıl enkaz haline getirildiğini, futbolcu diye alınmış olan bir takım oyuncuların bırakın oyuncu olduklarını ben yani bunların Galatasaray takımında yani neyse oralarına girmeyelim isterseniz hiç söylemeyelim o oyunculuklarını geçtik başka görevler bile vermem ben şahsen bunlara Galatasaray takımından demem o değil zaten işin o tarafında da duracak değilim dün neler olmuş Neler yaşandı? Hala ne üçkağıtçılıklar yaşanıyor, ne rezillikler oluyor, ne dolaplar dönüyor. Bunların artık üzerinde durmanın da çok fazla anlamı yok. Çünkü gelinen noktada Galatasaray'ın bir puan, üç puan, her neyse puana ihtiyacı vardı. Galatasaray bir puanı aldı. Şimdi maç öncesi şöyle bir tablo vardı. Diyorlardı ki malum puşlar, tetikçiler, üçkağıtçılar, reziller, şerefsizler, kansızlar, Galatasaray görünümü altındaki puşlar tamam mı? İnşallah Galatasaray Alanya'ya yenilecek. Yenilsin abi. Alanya kazansın, kazansın, yönetim gitsin, torrent gitsin. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Galatasaray Alanya'ya yenilse sanki torrent gidecek. Başkan Burak Elmas gidecek. Bu kadar sonuçtan eminler. Peki ne olacak? Ha onlar gitmekle kalmayacak. Başka birileri gelecek. Kim gelecek? Malum. Bir süre önce gönderilmiş olan, kapının önüne kovulmuş olanlar geri gelecek. Galatasaray'ı enkaz haline getirmiş olanlar. Şu gördüğünüz rezil rezil takımı kuranlar geri gelecek abi. Takım tekrar onlara teslim edilecek. Yağma Hasan'ın böreği. Al baba, ye baba, götür baba. He? Böyle abi. Galatasaray'ı yıllardan beri menajerlerle beraber abi yiye yiye bitirmediler. Neler yaptılar? Galatasaray'ın içine düştüğü borç batağı, her türlü rezillikler. Neler neler nereden anlatsam abi? Ne nereden başlasam ki başlamayacağım, anlatmayacağım tabii de. Siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bu utanmazlar, ama bu şerefsizler hala yüzleri kızarmadan bu menfaatçi tiroller Şerefsizler kansızlar yazıyorlar yok öyle oldu yok böyle oldu Alanya Spor 10 kişi kaldı 10 kişilik Alanya Spor önünde topu göremedik bilmem ne oldu şöyle oldu böyle oldu falan diye bir takım güzellemeler yapıyorlar. Ulan şerefsizler puşlar ne, ne alaka yani ne alaka. Galatasaray takımının yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Galatasaray takımının artık yeni bir yola girdiğini, bundan sonra bambaşka bir Galatasaray'ın oluşması için eline taşın altına sokan öyle ya da böyle bir yönetim var. Ha, eksik var, yanlış var. Bu bu kafayla gidilir gidilmez oraları bilemeyiz ama Galatasaray'ın arkadaşım öncelikle ve öncelikle içinde bulunduğu durumdan derhal hemen çıkması lazım. Ne olması lazım? Puanların alınması lazım. 1 3 fark etmez. Galatasaray 2 puan kaybetmiş, 3 puan almış falan bunların artık önemi yok. Çünkü Galatasaray zaten ilk 5 şansını, hatta ilk 10 şansını bile kaybetmiş. O zaman ne yapacağız? Alınabildiği kadar puanlar alınacak. Malum bir şekilde takım rahatlayacak. Ha bu arada bu arada hiç şüphesiz bir taraftan puanlar alınırken de bir taraftan yeni dönemin hazırlıkları yapılacak. Öyle ya da böyle bu hazırlıklar yapılacak ve seneye biz bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz. Bunu bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Arkadaşlar şimdi ne diyorlar? Alanya önünde şöyle kötü oynadık, böyle kötü oynadık. Alanya tek kale oynadı, top göstermedi, 10 kişiydi vesaireydi. İşte torrente yine çakmalar. E, torrent üzerinden işte oynanan futbol vesaire başkana yönetime oraya buraya sallamalar devam edecek. Bunlar önemli değil. Ben bunları geçtim. Bunlara gülüp geçeceğim. Bunlar önemli değil ama ortada bir gerçek var arkadaşlar. Galatasaray farklı bir yapıya doğru gidiyor. Bunu gerçek Galatasaraylıların görmesi lazım. Harbiden damardan Galatasaraylılar bu gerçeği artık görecekler. Galatasaray öyle aptalca, ahmakça taraftarını ekran başında ya da statta, tribünlerde isyan ettirecek derecede kötü, rezil futbol oynamayacak. Utanç verecek futbol oynamayacak. Herkes mücadele edecek. Şimdi Torrent'in dördüncü maçıydı değil mi? Hatay'la oynadılar. Sonra Kasımpaşa Trabzon maçları. Bir 15 günlük ara ve nihayet Alanya. Arkadaşlar maçların zorluk derecesine bakın ya zorluk derecesine bakın. Hatay, Kasımpaşa, Trabzon, Alanya. Bu maçların sadece kendi içindeki zorluk derecesini düşünmeyin. Hainlerin puçlarını da ortamı zorlaştırarak Galatasaray'ın aleyhine oluşturdukları tabloyu da dikkate alırsak zorluk derecesi daha da yükseliyor maçların. Hainliğin, puştuğun, üçkağıtçılığın tavan yaptığı maçlar izledik. Özellikle Alanya maçında ihanet, hainlik pek ortaya çıkmadı. öyle söyleyelim. Ortaya çıkmadı. Çünkü hafta içerisinde yaşanan bir takım olumsuz tablolardan sonra bazıları pabucun pahalı olduğunu gördüler. Dediler ki biz bir yanlış yaparsak bunun bedeli ağır olur. O yüzden mesleklerine ihanet etmediler. Galatasaray'a ihanet etmediler. Ve son dönemlerde arkadaşlar son dönemlerde ilk defa saha içi bir hakem yönetimi izledik. Normal bir hakem yönetimi izledik. Eskiden olsaydı o Juan Poran'a o kırmızı kart çıkmazdı. Hatırlayın geçen sene çıktı mı? Luyendaman'ın kafası yarıldı. Zorbay küçük çıkarttı mı kırmızı kartı? Çıkarmadı. Çıkarmazlardı. Penaltılar işte bundan önceki maçlarda verilmedi. Hatay'da yenilen 4 gol vesaire falan. İlk defa Mete Kalkavan ortadan hani şunu söyleyebiliriz ya Galatasaray'ın bir penaltısı verilmedi falan. Ben o kadarını geçiyorum artık. Oralarda durmuyorum. Ama o 72. dakikada Mete Kalkavan'ın çıkardığı kırmızı kart başka zamanlarda olsaydı çıkmayabilirdi. İlk defa adaletli bir karar verildi kırmızı kart çıktı. Efendim, e, Alanya 10 kişi kalmasaymış. Kalmasaydı ben mi bıraktım Alanya'yı? Ben mi dedim sen git Babel'in ense köküne o tekmeyi indir diye? Ha, adam itiraz ediyor. Haklı. Adam demek istiyor ki, ya geçen sene biz Luyendaman'ın kafasını yardık. Buna bunlara kırmızı kırmızı çıkmadı. Bana niye kırmızı çıktı diyor adam yani. Resmen bunu sorguluyor. <laughs> Vallahi Komik mi komik, komedi mi komedi ama maalesef bunlara da alışacağız. Bunlarla da yaşamayı öğreneceğiz. Uzatmayalım. Hainlik ve de puştuk olmadı diyelim. Olmadığı için de Galatasaray galip gelebilir miydi? Gelebilirdi. Kaybedebilir miydi? O da olabilirdi. Ama puan puandır diyeceğiz arkadaşlar. Bu dakikadan sonra Galatasaray'ın alacağı her puanı biz bir artı olarak göreceğiz ve bir en önemlisi de şudur, bunu da yine belirtelim. Galatasaray bundan sonra işte Kayseri, Göztepe, Rize ve böyle takımlarla oynamaya başlayacak. Yani alt kategori takımlarla oynamaya başlayacak. Zorluk dereceleri, maçların biraz daha düşecek diyelim. Öyle diyelim. Ha puşluk olur mu? Hainlik olur mu? Alanya maçında? öyle bir puştuk bekliyorlardı ki öyle bir hainlik bekliyorlardı ki diyorlardı ki Galatasaray Alanya'ya inşallah yenilecek herkes gidecek herkes gidecek torrent gidecek o gidecek bu gidecek arkadaşlar ya bunun adına Galatasaraylılık deniyor biliyor musunuz? Bunlar nasıl Galatasaraylıysa hainler, şerefsizler, kansızlar bunları geçeceğiz. Şimdi Galatasaray'ın öyle ya da böyle Bundan sonraki maçlarda neler yapacağını ve bugünden çok daha kötü olmayacağını, çok daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Alanya maçında, Trabzon maçında Galatasaray kötü mü oynadı? Hayır, kötü oynamadı. İstekliydi, gayretliydi. Ama Alanya maçını efendim 72. dakikadan itibaren Alanya 10 kişi oynadı falan diyecekler. Her türlü olumsuz senaryoyu yazmaya, görmeye, anlatmaya çalışacaklar. Bunlara inanmayın, bunlara aldırmayın. Çünkü biz bunları çok gördük. Bu hainlikler artık hainler uzatmaları oynuyor arkadaşlar. Hainler için uzatma dakikaları oynanıyor. Yakında bütün umutları bitecek, gidecek, yerlerde sürünecekler. Galatasaray bundan sonra Gomis'in takıma girmesiyle, Pulgar'ın takıma yerleşmesiyle Bambaşka bir havaya bürünecek. İnşallah tahmin ediyorum ki orta sahaya bir oyuncu düşünülüyor. Bir on numara özelliğinden. Ha, hala Getson güzellemesi yapanlar var. Utanmadan, sıkılmadan gördük işte Rize'de neler olduğunu. Geçelim onları. Abi Galatasaray'ın derdi Getson, Metson değil. Bunları geçeceğiz. Dalga geçiyorlardı. Barcelona'nın B takım kalecisi geldi diye gördük. Barcelona'nın B takım kalecisini gördük arkadaşlar. Alınan bir puanda yüzde yüz pay sahibi oldu Penya. Olmadı mı? Oldu. Pulgar yoldan gelmişti. Gomis hazır değildi. Hiç oynayamadı. Şimdi arkadaşlar inşallah Kayseri maçıyla birlikte Ali Samiyen'deki o büyük harbi gerçek anlamdaki Galatasaray taraftarlarıyla takımın bütünleşmesiyle biz bambaşka bir Galatasaray'ı izliyor olacağız. İzliyor olacağız. Ama şunu söyleyelim. Antrenöre kızanlar var. Ki çok haksız mılar? E, Değiller. Kızanlar. Gerçek anlamda yani sizler bizler gibi Galatasaray takımı öyle ya da böyle rakip 72. dakikada 10 kişi kalmış. Yap artık değişikliği be kardeşim. Yap. Galatasaray takımı kabul edelim ki kenarda tuttuğu oyuncuları sahada tuttuğu oyunculardan daha iyi. Bu oyuncuları sahaya atmak lazım. Ha hoş attığı oyuncular ne yaptı? Ne yapmadı? Bunlar tartışılabilir. Hocanın yeterliliği bunlar tartışılabilir. Ha size de şu artı bilgiyi vereyim. Biliyorsunuz Luis Campos. Bana gelen bilgi. Bana anlatanların yalancısıyım. Ee, yeni dönem için çok daha farklı 40 yaşlarında geleceği olan iddialı, hırslı, heyecanlı bir hocanın geleceğini söylemiş ve yönetimle de bunu paylaşmış. Yani şunu söyleyebiliriz. Torrent belki de sezon sonu itibariyle yollar ayrılacak. Galatasaray'a bambaşka bir hoca gelecek. Yönetim elbette boş durmayacak. Yine Luis Campos'un yönlendirmesiyle yeni transferler, yeni isimler gelecek bambaşka Galatasaray'ı biz izliyor olacağız. Burada burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunları bunları önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Ama sizden ricam benim lütfen fuşların dolmuşuna gelmeyin. Şimdi şunu söyleyecekler. Vay Galatasaray 10 kişilik Alanya'yı yenemedi. Şöyle oldu, böyle oldu. İşte kötü oynadı. Bilmem ne oldu. Bu hoca değil. İşte bunlar gitmeli. O abi bunların hiçbirine inanmayın özellikle televizyonlarda yorumcu geçinen bir takım dallama yavşaklar bunu yapacaklar. Sanki Fenerbahçe takımı çok iyi durumda. Fenerbahçe 10 numara gidiyor. Ali Koç'a hiçbir tepki yok. He? Fenerbahçe'nin teknik direktörü 10 numara abi. O güzel başarılı. Hiç eleştiri var mı? Yok. Beşiktaş'a hiç eleştiri var mı? Yok. Varsa yoksa eviriyorlar, çeviriyorlar gündeme Galatasaray'ı tutuyorlar. Çünkü hem içerideki hainler hem dışarıdaki hainler adına da yorumcu denen, yazar yorumcu denen lavuklar da ki değirmene su taşıyorlar malum kişiliğe beraber. Değirmene su taşıyorlar. Bunların artık bitmesi lazım. Galatasaray'ı bu şekilde yerin dibine sokarak Galatasaray'ı başarısız yapma adına Galatasaray'a vuralım, kıralım, asalım, keselim, dökelim. Eee Galatasaray küme düşsün. Eee estek köstek. Ne olacak? Yönetim gitsin, torrent gitsin. Bilmem ne abimiz geri gelsin. Bunlar olmaz. Bunları unutun. Bitti abi o iş bitti. Hadi geçmiş olsun. Ne abiniz geri gelebilir, ne kiminiz şununuz geri gelebilir. Artık o düzen bitti. Yok işte yönetime gelir, bilmem ne olur, estek olur, köstek olur. Bunların hepsi bitti arkadaşlar. Galatasaray Alanya deplasmanında iyi mücadele etti diyelim. Alması gereken bir puanı aldı diyelim. Biraz daha dikkatli olsaydı 3 puanla da dönebilirlerdi. Ama bundan sonraki maçlarda Galatasaray 3'er puanlarla arka arkaya mutlaka ve mutlaka tanışacak. Bambaşka bir yolda, kulvarda ilerlemeye devam edecek. Hem oynadığı futbolla, daha doğrusu oynayacağı futbolla, atacağı gollerle, alacağı sonuçlarla diyelim. Hepimiz Galatasaray'dan memnun olacağız. Ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi Alanya maçında en çok dikkatimizi çeken hiç şüphesiz Kaleci Penya oldu. Kaleci Penya görevini en iyi şekilde yaptı. İstesek de istemesek de bir takım oyuncuların, Örneğin işte Taylan'la Berkan'ın beraber oynamaları bundan sonrası için bana göre, benim futbol anlayışıma göre normal değil. Çikirdağ'ı, Morutan işte bunlara çok büyük yatırımlar veri yapıldı, çok büyük paralar verildi. Hep bunlar yanlış planlama. Galatasaray'ın da enkaz haline gelmesinin en büyük nedenleridir. Halbuki Galatasaray o zaman ihtiyacı olan altı numarayı göremedi mi? Alamaz mıydı? Altı numara gibi 10 numaraya ihtiyacı olduğunu Galatasaray görmüyor muydu? Bilmiyor muydu? Ama o günün planlamasını yapan, her şeyi eline geçirmiş olan kişi bunları maalesef yapmadı. Hep söylediğim gibi 3,5 yılda 55 futbolcu, 1.2 milyar borç ya da başka bir ifadeyle 74 milyon euro borç enkaz haline getirilmiş olan bir Galatasaray, kurtarılmış bir bölge olan Florya asarım keserim istediğimi yaparım mantığı yöneticilere tavır alan, başkana tavır alan bir teknik direktör bütün bunları abi üst üste koyduğunuz zaman Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durumu hani eleştirenlere sormak lazım. Eleştiriyorsunuz da yanlış sularda balık avlıyorsunuz avlıyorsunuz. Kansızlar gidin önce yapışın yakasına bakayım birilerinin. Hesabı ona sorun. Hesabı ona sorun. Hesabı onun vermesi lazım. Masum insanlara ona buna laf çakmanın bir anlamı yok. Ama biz şunu biliyoruz ki arkadaşlar, yeni dönem içerisinde bambaşka bir Galatasaray'ın temelleri atılıyor. Bunu izleyeceğiz. Ve şunu da görüyoruz, anlıyoruz ki Galatasaray Alanya maçında kötü mü oynadı, iyi mi oynadı? Ben bunun tartışmasını yapmam. Herkesin yorumunu kendisine bırakıyorum. Ama Galatasaray orada iyi mücadele etti. İyi niyetle mücadele etti. İhanet zincirleri bu defa e, tam anlamıyla belirgin değildi. Dolayısıyla oradan da çıkıldı. Puştuk da olmadı hakem ve TFF kanadından. Puştuk da olmadı. Bütün bunlar üst üste gelince oradan bir puan geldi. Bundan sonraki dediğim gibi zorluk dereceleri daha düşük olan maçları Galatasaray Gomisli kadrosu ile ki Muhammed Mustafa da dönüyor haftaya inşallah. E, Muhammed Mustafa'lı Gomisli, Pulgarlı, Penyalı kadrosu ile çok daha farklı oynayacak. İnşallah arada bir sürpriz transfer de olursa bütün bunları üst üste koyduğumuzda Galatasaray harbiden bir başka kulvarda ilerleyecek ve senenin temelleri atılacak. Şimdi şöyle bir tablo var. Galatasaray Alanya'ya yenilmedi diye ya da Galatasaray Alanya'dan bir puan aldı diye kudurdular abi. Kudurdular ya niye kuduruyorsunuz? Nereden anlıyoruz kudurduklarını? Çünkü maçtan önce aman Galatasaray yenilsin kaybetsin. Torrent gitsin yönetim gitsin diyorlardı. Bu olmadı tabi puan alınca Galatasaray hevesleri kursaklarında kaldı. Beklentileri gerçekleşmedi. Bundan sonra da artık gerçekleşebilecek bir ortam artık gittikçe azalıyor. Çünkü yeni dönem Gomis'li az önce söylediğim Gomisli ve diğer oyuncuların da bir araya gelmesiyle birlikte çok 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 farklı bir Galatasaray, keyif veren bir Galatasaray izliyor olacağız. Bütün bunları belirtmekte fayda var arkadaşlar. Siz siz olun Galatasaray'a sahip çıkın. Birlik beraberlik içerisinde el ele verin. Bundan sonra göreceksiniz ki güzel, muhabbetli günler, keyifli günler mutlu günler gelecek. Ha bu sene şampiyonluk yok. Bu sene Türkiye kupası yok. Ama bu sene Avrupa'da farklı bir kulvar olan Avrupa'da Galatasaray'ı belki de hiç ummadığımız şekilde başarılı olarak görebiliriz. Oralarda sürpriz neticeler de gelebilir arkadaşlar. İnşallah bunu da umuyor diliyoruz. Ve Alanya maçının olumsuz bir takım hikayelerine yorumcu, yazar geçinen, televizyoncu, programcı, Galatasaray düşmanı, hain, üçkağıtçı, şerefsizlerin dolmuşuna gelerek değerlendirmeyin arkadaşlar. Sırf kendi değerlendirmenizi yapın. Kendi gördüklerinizi, kendi doğrularınızı paylaşın ve de bir takım kişilerin artık değirmenle su taşımayı zaten sizler taşımıyorsunuz da o taşıyan hainlere söylüyorum. Sizler de aklınızı başınıza toplayın lan. Adam olun biraz adam. Galatasaraylılık bu değil. Gerçi Galatasaraylı falan değilsiniz ya satılmış heriflersiniz. Bu kadar basit. Hepinize eniştenin sevgileri selamlar gönderiyorum. Alanya maçı 42 gün sonra arkadaşlar e, alınan e, puanla beraber Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray bambaşka bir yolda ilerleyecek. Galatasaray'ın sol soldaki sıkıntılı. Galatasaray'ın diğer alanları sıkıntılı. İşte Babel yoktu mecburdu bak düşün Cagne vardı Muhammed Mustafa vardı Halil vardı orada mecburen Babel oynayacaktı başka bir seçenek yoktu arkadaşlar Gomis oynayamadı ötesinde bir takım hikayeler oldu onların üzerinde de durmayalım durmanın da bir anlamı yok hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum hayırlı olsun diyelim Artık bundan sonra ense karartmayalım. Bundan sonra bütün beklentilerimizin yeni sezon için olacağını da söylemekte fayda var olumlu, akıllı, doğru mesajlarınızı verin. Gerçek Galatasaraylılar gibi herkes taşın altına elini soksun. Yönetimin başkanının yanında dursun. Takımının yanında dursun. Hocasının yanında dursun. Hainler elinde sonunda kendilerini zaten ele verecekler. Kaldı ki Galatasaray ihaneti asla ve asla affetmez. Bunların üstüne balık avlayanlar Galatasaray üzerinden ince hesaplar yapanlar bu düşüncelerinden vazgeçsinler arkadaşlar. O dönemler bitti. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın Alanya'dan aldığı bir puanın önemini biliyorsunuz ne olduğunu. Galatasaray için yoksa biz Galatasaray berabere kaldı diye sevinecek kişiler değiliz yani. Ama maalesef bugünkü koşullar altında beraberlik beraberliktir. Oynanan futbol, yarınlar adına verilen mesajlar bundan sonrası için gayet güzel olacak diyelim. Noktayı koyalım. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşımı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.